bu seneki kadar sıkıntı, böyle bir süreç ilk defa başımıza geldi. Kira yardımı dediler, kira yardımı falan hiçbir şey alamadık biz. Emlak sektörünün selası verildi, Allah rahmet etsin. Ama işte dediğim gibi yani bir şey diyemiyoruz. Salgın, hastalık, insan sağlığı daha önemli. Pandemiden nasıl etkilendiniz? Merhabalar, isim Muzaffer Büyükşekerci. Yaklaşık 8 senedir bu sektördeyim. 25 yıllık bir firmamız var. 3. kuşak olarak firmada devam etmekteyim. Ve benim gördüğüm ve büyüklerimizin gördüğü kadarıyla aslında eşi benzeri olmayan bir durum içerisindeyiz. Pandemi gerçekten bizleri çok ciddi manada bir sekteye uğrattı. Firmamızı, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi hepimizin şu an durma noktasında olduğu bir süreçteyiz. Bunun sebebi ise bizim işimiz tamamen ekosistem gibi düşünebilirsiniz. Yani düğün salonu, kuaför, başka kuryem işçisi, güzellik salonu hepsi birbirine bağlı bir sistem üzerine kurulu. Ve şu an düğün salonlarının kapalı olması, düğünlerin kısıtlı bir şekilde gerçekleşmesi bizim işimizi maalesef sıfır noktasına kadar getirdi. Kurallara dikkat ediyoruz ama biz öncelikle çalışanlarımızın ardından müşterilerimizin sağlığı için tüm mağazalarımızda şu an için HES kontrolü çerçevesinde mağazamızı, müşterilerimizi kabul ediyoruz. Aynı zamanda maske ve ateş ölçer kontrolüyle de yine bunlar tamamen dijital bir şekilde gerçekleşiyor. Müşterilerimizin işte rahat bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlıyoruz ve bu şu an Kayseri'de ve Türkiye'de bir ilk ve bunun da aslında her firmanın bu şekilde hassasiyet göstermesini gerek mağazanın dezenfektanı konusunda gerek müşteriler konusunda daha sağlıklı bir işleyiş olacağına inanıyorum. Market işletiyorum. Yaklaşık 2,5 senedir bu sektördeyim. Biz nasıl etkilendik? Bizim işlerimiz biraz daha tabii yasaklarla alakalı. Yani sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar olduğu sürece, yani insan trafiği olmadığı sürece her esnafın olduğu gibi bizim de düşüyor tabii ki. Ama ona da diyecek bir şey yok. Ortalıkta salgın var. Bir yandan bunu da etmesini istiyoruz. Ya şimdi eğer orana vuracak olursak tabii yarı yarıya gibi bir eksilmemiz oldu. Müşteri kaybı olarak tabii yarı yarıya bir eksilmemiz oldu. Ama işte dediğim gibi yani bir şey diyemiyoruz. Salgın, hastalık, insan sağlığı daha önemli. Hep beraber dişimizi sıkıyoruz. Sıkmaya da devam edeceğiz herhalde. Daha uzun süre gibi görünüyor. Bu sektöre ben 2012'de şey yaptım, yani başladım. 2012 ile 2020'ye kadar çok iyiydik. İşte bu bir şey oldu, virüs oldu. O bizi en çok da yani şimdi bizi etkiledi. Özellikle şimdi düğün olacak olanları etkiledi. Yani adam şöyle bir şey, insanlar şimdi düğün yapacak, akrabaları gelecek, evinin önünde yapacak veya herhangi bir yerde yapacak. Bunlar engellendi veya erteledi insanlar. O da bizi acayip etkiledi. Biz sadece düğün işlerinden ekmek yiyen insanlarız. Yani bize şimdi düğün olacak ki biz ekmek yiyebileceğiz. Düğünler olmayınca biz çok etkilendik. Yani bu iş herkese etkiledi gibi en çok fotoğraf olayını en çok o etkiledi şu an için. Vallahi biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Yani bayağı 20 sene, 30 senedir bu işi için. Ama pandemi işlerimiz daha önceden çok iyiydi, güzeldi biliyorsun. Okullar açık olduğu zaman işlerimiz, üniversiteler açık olduğu zaman işlerimiz yoğun oluyordu çok şükür. Ama pandemi işte 1,5 yıla yakındır maalesef. Yolculuklar, havaalanlar, otobüslerle yolculuk olmadığından dolayı, insanların okullara açık olmadığından dolayı bayağı bir etkilendik. Satışlarımız bayağı bir düştü yani. Bekliyoruz iyi olacaktı inşallah ama ne olur onu bilemiyorum. Zaman gösterecek tabii. Pandemiden çok ciddi manada etkilendik. Yaklaşık olarak 20 senedir bu sektördeyim ama bu seneki kadar sıkıntı, böyle bir süreç ilk defa başımıza geldi. Biliyorsunuz ülkemizde kredi faiz oranları da çok yüksek. Kredi çekip işimizi rahatlatalım istedik ama o da bir sonuç değil. O faiz de ödenecek sonuçta. Bir an önce bitsin istiyoruz. Yani biraz daha devletin bu teşvik verirken atıyorum kira desteği, ciro kaybı desteği biraz daha o rakamları artırmasını istiyorum. Vatandaşlara yardımcı olmak amaçlı. Pandemiden nasıl etkileneceğim? İşte herkesin etkilendiği gibi biz de etkilendik yani.
Özellikle mesela cumartesi, pazar günleri yasak olduğundan dolayı normalde biz açık bulunuyoruz. Yani baharat üzerine olduğu için açık bulunuyoruz ama cumartesi, pazar günü buraya kim gelecek? Hiç kimse gelmez. Kira yardımı dediler. Kira yardımı falan hiçbir şey alamadık biz. Red geldi yani alamadık. Niye alamadık? Açıksınız diye. Açıksın ama şehir merkezine kim gelecek? Burası mahalle değil. Hep iş merkezi. Burada esnaf bayağı bir o yönden yıprandı. Başkana nasıl diyeyim yani ister istemez etkileniyoruz yani ama yapacak bir şey yok. Şimdi aktallarda işte virüs için işte udu hindi normal şeylerden alıyorlar yani astım için, bronşit için, nefes darlığı için, zencefil, zerdeçal bunlardan alıyorlar. Yani. Ben 13 senedir gayrimenkul işiyle uğraşan bir işletmeciyim. Bu 2 yıldır gayrimenkul fiyatlarındaki değişiklik akıl fikir sır ermez oldu ya. 2020 yılının Haziran ayında faiz oranları 0.65 ile 75 arasındayken şimdi 1.55 ile 1.75 arasında. Yani bunlar da gayrimenkul fiyatlarını etkileyen birer etken. Nedir? 0.65 iken Erkilet'te 200 liralık daire 350 liraya çıktı. Yani denetim yok. Bir gelir idaresi başkanlığı olsun. Bu sektörleri artışı denetleyen yok. Yani vatandaşın durumu ev almaya yeterli değil. Çünkü karnı zor doyuruyor. Emlak sektörü bitmiştir. Yani selası virildi diller ya eskiden. Emlak sektörünün selası virildi. Allah rahmet etsin.